Herkese merhabalar arkadaşlar. Diablo 1'in hikayesinin ardından gelelim o herkesin çok sevdiği, yıllarca elinden bırakmadığı, yükleyip yükleyip tekrar oynadığı, gelmiş geçmiş en iyi oyun denilen, üzerine yenisi çıkmasına rağmen bırakılamayan, kendinden başka birçok oyuna ilham kaynağı olan Diablo 2'nin hikayesine. Bu videoda Diablo 3'e kadar olan bölümde geçen hikaye yer alacaktır. Lafı daha fazla uzatmadan hikayeye geçelim. Beğenmeniz dileğiyle keyifli seyirler. Diablo 1'de Diablo'nun yenilmesinin ardından her şeyin daha iyiye gideceği düşüncesi hakimdi. Ancak bölgede kalanları son bir karanlık kader daha bekliyordu. Diablo aslında ölmemişti, sadece beden değiştirmişti. Ve Diablo 2 oyunu boyunca da karşımıza The Dark Wanderer, yani karanlık gezgini olarak çıkacaktır. Her ne kadar tam iblis formunu henüz kazanmamış da olsa, Tristram'a terörünü yaymaya yetecek kadar gücü vardı. Bir tavernaya gelir, cehenneme bir geçit açar ve iblis ordusunu Kandras bölgesine salar. O sırada Tristram'da kim kaldıysa herkes bu gazaptan nasibini alır. Deckard Cain de aralarındadır. Ancak Horadrim bağlantıları biliniyordu ve öldürülmemişti. Tristram da günü gelip de kullanılacağı gün için bekletilmek üzere hapsedildi ve kafese atıldı. Öte yandan olayları yakından takip eden bir başka karakter daha vardı, Edria. Sanki olanlardan haberi vardı ve sanki Aiden'a ne olduğunu biliyordu. Ve denilir ki Aiden Diablo tarafından ele geçirildikten sonra Edria ve Aiden cinsel ilişkiye girer ve Edria hamile kalır. Bu nedenle Tristram son nefesini vermek üzereyken de Edria, Gillian, ki Gillian Diablo 1 oyununda barmendi, Khajistan'ın en büyük şehri olan Caldium'a doğru yol alırlar. Aradan geçen süre sonrasında Tristram yıkıldığı dönemde de doğumunu gerçekleştirir. Diablo 3 oyununda bizi ilk karşılayan NPC olan Lia dünyaya gelmiş olur. Ancak Edria çocuğunu büyütmesi için Gillian'a bırakır ve ortadan kaybolur. Bu arada bu konuyla ilgili birkaç küçük dipnot eklemek isterim. Gillian ve Edria arkadaş değillerdi. Edria onu Tristram'ın karanlığından çıkardığı için Gillian minnet duyuyordu ve Edria'dan da çok korkuyordu. Günlüğünün bir yerinde bu konuyla alakalı şöyle der: Edria'nın beni korkuttuğunu zannederdim. Ama kızı Lia daha çok korkutuyor. Korkunç rüyalarımın sona ereceğini, giderek azalacağını düşünüyordum. Aksine daha da arttı. Diablo 3 oyununun seyrini derinden etkileyecek karakter olan Lia'nın hikayesi bu şekilde bakıcı annesi Gillian'ın yanında başlamış oldu. Geri gelelim oyunun ana hikayesinin akışına. Diablo 1 oyunundan savaşçı karakterimizin başına gelenleri iyice anladık artık. Ancak diğer karakterlere ne oldu? Assassin olan Morena ve büyücü olan Jezreel, iradeleri ve yürekleri Diablo'nun huzurunda olmaya dayanamadı. Zihin kontrollerini kaybetmeye başladılar. Jezreel, atalarından miras kaldığını ve kendi hakkı olduğunu iddia ettiği gücü aramak üzere Horizon'un gücünü ele geçirmek için doğuya, Lutgolene yolculuk etti. Çünkü bir rivayete göre şehir Horizon'un inziva düzleminin üzerine kurulmuştu. Diğer taraftan Morena ise güç açlığı ile Tristram Kilisesi'nin derinliklerinde güç peşine düştü. Ancak gelebildiği nokta Andariel'in ağı oldu. Bu arada Andariel Tristram'da. Bunlar üç büyük iblis gerilini cehennemden sürmediler mi? Evet, ancak Belial'ın yalanları artık daha fazla gerçeklerin üstünü örtemiyordu. Asmodan ve Belial'ın gerçek planları ortaya çıkmaya başlamıştı ki cehennemde bir güç savaşı patlak vermişti. Hatta Belial ile Asmodan bile birbirine düşmüştü. En baştan beri ikiz kardeşler Andariel ve Duriel zaten çekinerek olaya dahil olmuşlardı. Cehennemin bu olayla daha da zayıfladığına karar verip yaptıklarını telafi etmenin peşine düştüler. Andariel ve Duriel Sanctuary'e geldi. Andariel, ağabeyi Diablo'nun emrine girerken Duriel ise Baal'a yardım edecekti. Planlar bu yöndeydi. Andariel'in görevi Khandras ile Lutgolein arasındaki geçişi tutmak ve yolu kapatmaktı. Çünkü Diablo takip edilmek istemiyordu. Bu nedenle bu görevi Andariel'e bıraktı. Artık Tristram'ı terör değil, ızdırap yönetiyordu. Diablo'nun kötü planlarını durdurabilmek için Andariel'i alaşağı etmemiz gerekiyordu. Çünkü hikayeye göre kahramanlar Tristram'da olanları duyup buraya geldiler. Ancak Tristram yok olduğundan buraya yakın bir yere kurulmuş olan bir haydut kampına gelebildiler. Diablo'nun, yani Dark Wanderer'ın çoktan doğuya doğru yola çıktığı öğreniliyor ve hemen takip edilmesine karar veriliyor. Ancak öncelikle yapılması gerekenler var.
Andariel'in denklemden çıkarılması da o kadar kolay bir iş değil. Her ne kadar da küçük iblis generali olarak da geçse, kendisi ızdırabın baş iblisi, cehennemin yöneticilerinden Andariel'di. Üstelik kendisine yeni bir teğmen de edinmişti. Diablo 1 oyunundaki Morena. Morena, Diablo 2 oyununda karşımıza Bloodraven olarak çıkıyor ve Andariel'e ulaşabilmemiz için kendisini durdurmamız gerekiyor. Ayrıca içten içe çektiği acıya da son verilmesi gerekliydi. Bloodraven Morena'yı öldürüp ruhunu huzura kavuşturuyoruz. Tristram'ın karanlığına düşmüş ve ızdırabı yaşayan köylülerin arasında Deckard Cain de vardı. Eğer yaşıyorsa kurtarılması gerekiyordu. Deckard Cain'i başarılı bir şekilde kurtarıyoruz ve Diablo 1 oyununda üzerinde gezdiğimiz köyü alevler içerisinde, içinde yaşayan insanları da acı içinde ölmüş ya da cehennemin gazabına düşmüş bir şekilde buluyoruz. Kampa döndüğümüzde Deckard Cain'den Diablo'nun asıl planını öğreniyoruz. Acilen harekete geçilmesi lazım. Ancak büyük bir engel mevcuttur. Andariel. Burada bulunduğumuz kampın NPC'leri Sisterhood of the Slightless Eyes. Görmeyen göz kardeşliği denilen bir organizasyonu üyeler. Ve Andariel onların karargahını ele geçirmiş durumda. Bu karargah aynı zamanda doğuya açılan da tek kapı. Bu nedenlerden ötürü hem görmeyen gözün kardeşliğinin intikamına yardımcı olmak, hem de doğuya doğru yola koyulabilmemiz için Andariel'i öldürmemiz şart. Görmeyen gözün kardeşliği manastırının derinliklerinde Andariel'in peşine düşüyoruz. Epey zorlu bir dövüşten sonra doğuya gitmemize engel olan varlığı öldürüyoruz. Ancak belirtmek isterim ki Andariel herhangi bir ruh taşına hapsedilmemişti ve yalnızca bedensel olarak dünyamızda öldürüldü ve cehennemde tekrar dirileceğine eminiz. Bunu neden söylüyorum? Çünkü yayınlanan Diablo 4 görsellerinde kendisini net bir şekilde görüyoruz ve merakla bekliyoruz. Diablo 2'nin hikaye akışını ortaya koyan ve bize oyun esnasında hikayenin büyük bir bölümünü aktaran sinematiklerde çok değişik bir detay eminim gözünüze ilişmiştir. Marius. Marius aslında hikayede rolü olan bir karakter değil. Tristram'ın kurtuluşunun kutlandığı bir tavernada karanlık gezginin yolu buraya düşüyor. Yani Diablo'nun. Ve terörünü buradan dünyaya salıyor. Bunu zaten belirtmiştik. Ancak burada sarhoş olan Marius bir anda karanlık gezgini takip etmesi gerektiğini, bu nedenle canının bağışlandığını düşünerek onun peşine takılıyor ve onunla seyahat etmeye başlıyor. Evet, hikayede kendisinin normalde bir rolü yok. Ancak aldığı bu kararla birdenbire kader ağlarını örmeye başlıyor ve Diablo 2 oyunun hikayesinin ana kahramanlarından biri haline dönüşüveriyor. Marius ve Diablo doğuya Lutgolain'e doğru seyahat ediyorlar. Marius bu yolculuğunun nedenini ve amacını bilmiyordu bile. Sadece karanlık gezgini takip ediyordu. Haftalarca uyumadan, dinlenmeden yürüdüler. Doğuya, yalnızca doğuya. Karanlık gezgin, yani Diablo'nun buradaki amacı belliydi aslında. Ağabeyi Baal'ı uyandırmak ve kurtarmak. Daha önceki karanlık sürgün videomuzda Baal'ın nasıl hapsedildiğinden bahsetmiştik. Kısaca özetleyecek olursak, Horadrim üçlünün ava esnasında Baal'ı Lutgolain'de sıkıştırıyordu. Ancak Baal kolay bir düşman değildi ve kendisi için hazırlanmış olan ruh taşı yaşanan dövüş sırasında kırılıyordu. Bunun üzerine Horadrim'in lideri Talrasha da kalan en büyük parçayı bedeninde özümseyerek hapsedilmesini öne sürüyordu ve Tyrael da bunu kabul ediyordu ya da kabul etmek zorunda kalıyordu. Neticede Diablo, ağabeyi Baal'ın nerede olduğunu seziyor ve kurtarmak için de adım adım ilerliyordu. Tabi Marius da peşinden. Talrasha'nın mezarına vardıklarında karanlık gezgin hamlesini yapmadan Tyrael olaya dahil oluyor. Diablo'nun varlığını ve nüfuziyetini sezmiş olsa gerek ki sanki olanları bekliyordu. Ancak Tyrael'ın hesap etmediği denklemin dışında kalan biri daha gelmişti. Marius. Bizim Marius Talrasha'nın yakarışlarına karşı koyamıyor ve yalvarışları karşısında kendini tutamıyordu. Aslında seslenen kişi Baal'dı ve bir an önce kurtulmak niyetindeydi. Marius dikkatli bir şekilde korkarak mağaradaki köprüyü geçti ve Baal'ın ruh taşını Talrasha'nın göğsünden çıkardı. Ancak bu hamle Talrasha'nın benliğinin tamamen yok olmasına neden oldu ve kontrol Baal'a geçti. Tyrael bir anlık zaman bükümüne neden olarak Marius'a yapması gerekenleri söyledi. Kuras'ta gitmesini ve oradaki portaldan cehennem saflarını geçip cehennemin demir ocağı olan Hellforge'da Baal'ın ruh taşını yok etmesini emretti. Tabi bu Marius'un kapasitesinin çok üstünde bir görevdi ki
Zaten Tyrael da son dakika umuduyla bir adım atmak istemişti. Çünkü Talraşa'nın mezarı içinde Diablo ve Baal'la baş başa kalmıştı. Her ne kadar da iblis formlarında olmasalar da yine de büyük iblis generalleriydi. Ve dövüşü kazanıp Tyrael'ı Talraşa'nın mezarına hapsedecek kadar da güçlüydüler. Baal ve Diablo Tyrael'ı hapsedip Kuras'ta doğru yola çıktılar. Marius da peşlerinden gitti tabi. Ancak bu sefer birlikte gitmediler. Marius onları uzaktan takip ediyor. Çünkü artık neler olduğunu az çok vakıf olmaya başlamıştı. Andariel ve Duriel'in cehennemden ayrıldıklarını ve Sanctuary'e geldiklerini söylemiştik. İşte Duriel burada karşımıza çıkıyor. Baal ve Diablo, Tyrael'ın gardiyanı olarak Duriel'i seçiyorlar ve başına bırakıyorlar. Biz kahramanlar sürekli olarak Diablo'yu geriden takip ediyor olacağız. Andariel ile işimiz bittikten sonra Lutgolein'e geliyoruz. Deckard bize Baal ile ilgili hikayeyi anlatıyor ve Talraşa'nın mezarının 7 kopyası olduğunu ve Büyücüler Vadisi diye bir lokasyon olduğunu anlatıyor ve bize yine yol gösteriyor. Ancak 7 mezardan hangisinin doğru olduğunu bilmiyoruz ve nasıl gidileceğini de bilmiyoruz. Bunun için uzun yıllar öncelerinden Horazon'un yaratmış olduğu Arcane Sanctuary'e gidiyoruz ve haritayı aramaya koyuluyoruz. Burada bizi Diablo 1 oyunundaki oynanabilir büyücü olan Jezreel karşılıyor. Akli dengesini tamamen yitirmiş ve karanlık büyülerle kafayı iyice bozmuş bir şekilde. The Summoner olarak adlandırılan Jezreel'in acısına son verdikten sonra Büyücüler Kanyonu'na bir geçit açılıyor ve 7 mezar hakkında da ipuçlarını toplamış oluyoruz. Ancak yine de hangisinin doğru olduğunu anlamamız için çabalamamız gerekmekte. Doğru mezarı bulduktan sonra Duriel ile karşılaşıyoruz. Zorlu bir dövüşün ardından Duriel'i öldürüyoruz ve cehennemin derinliklerine yolluyoruz. O da kardeşi gibi Diablo 4 oyununda bizleri selamlayacak gibi duruyor. Acının baş iblisini öldürdükten sonra Talraşa'nın mezarına giriş yapıyoruz. Ancak ne Talraşa, ne Diablo, ne de Baal ile karşılaşıyoruz. Bütün heybetiyle bizleri selamlayan adaletin baş meleği Tyrael oluyor. Yaşananları öğrendikten sonra Deckard Cain ve Tyrael ile birlikte Kuras'ta doğru yola koyuluyoruz. Kuras'ta gelindiğinde, her ne kadar artık eskisi kadar cennet görüntüsünden uzak ve eskisi gibi nezih bir yer olmasa da Deckard Cain mutluluğunu gizleyemiyordu. Çünkü birçok eski dost ile karşılaşıyordu. Ashera, The Iron Wolves, Demir Kurt Paralı Askerler Birliği'nin lideri. Çılgın Şair Ormus ki Skatsim dinine mensup bir büyücü. Ve Natalia, Vizjaktar'a mensup bir iblis avcısı ki Diablo 3 oynayan arkadaşların kulağı bu isme çokça aşinadır. Bu bölgedeki amacımız karanlık tapınağa girip Mephisto, Diablo ve Baal'ı bulup durdurmak. Tabi bu öyle kolay bir görev değil ki Diablo ve Baal bizden çok önceleri buraya geliyor. Ve bu hikayeyi ise yine Marius'un ağzından duyuyoruz. Marius, Diablo ve Baal'ı Kuras'ta Mephisto'nun inine kadar takip edebiliyordu. Hatta cehenneme açılan geçidi kendi gözleriyle görebildi. Ancak portaldan geçecek ne cesareti ne de gücü vardı. Korkularına yenik düşen Marius hızlıca kaçıyor. Ancak burada olanlara da şahit oluyordu. Diablo sahip olduğu bedenin sınırlarını aşıyor ve iblis formuna giriyordu. Aiden'ın içinde yatan gücün sıcaklığı derisini kavuruyor, sırtından kazıklar çıkıyordu. Ve karanlık gezginin insan görünümü artık sonsuza kadar yok olmuştu. Mephisto'nun planına göre Diablo cehennem saflarını kontrolü altına alacaktı. Bu nedenle bir geçit açıyor ve kardeşi Diablo'yu cehenneme yolluyordu. Öte yandan Baal ise Anu'nun gözü olan Dünyalar Taşı'nı kontrolü altına almak ile görevliydi. Ancak Baal'ın görevini yerine getirmeye başlamasına henüz var. Biz kahramanlar vakit kaybetmeden diyeceğim ama aslında birçok şeyin gerisinde kalmıştık bile. Harekete geçiyoruz ve Mephisto'yu saklandığı ininde buluyoruz. Sankekor'un zayıf bedenine sığmayan Mephisto'nun iblisvari görüntüsü her ne kadar bizleri dehşete düşürse de nefretin baş iblisini alt etmeyi başarıyoruz ve ruh taşını ele geçiriyoruz. Ve Diablo'nun peşinden gitmek için harekete geçiyoruz. Ancak cehennem saflarında dolaşmak öyle kolay iş değil. Bu nedenle Pandemonium Fortress adı verilen bir yere geliyoruz ki daha önceleri Dünyalar Taşı'nın muhafazası için yapılan bir yer olduğunu anlatmıştık. Tyrael tarafından verilen görevleri bir bir yerine getirirken Tyrael'ın uzun yıllar teğmenliğini yapmış, cennetin mağrur savaşçılarından biri olan ancak sonsuz savaşta cehenneme esir düşen ve iblislerin işkencelerine maruz kaldıktan sonra düşen melek Izuel ile karşılaşıyoruz. Izuel'ın acısına son veriyoruz. Duygusal anlar yaşanırken Tyrael moral olarak düşse de Izuel'ı huzuruna kavuşmasından hoşnut gibi görünüyordu.
Tabi Ezreal'ın bir melek olduğunu ve kristal kemerden tekrar hayata gelebileceğini biliyoruz. Ancak benliğinde ne gibi değişiklikler olabileceğini, ruhunun tamamen yozlaşıp yozlaşmadığını henüz bilmiyoruz. Bunun cevabını ise Diablo 3'te göreceğiz. Daha sonrasında cehennemin daha derinliklerinde Hellforge'u buluyoruz. Ancak cehennemin demircisi olan Hephaestus tarafından korunmakta. Ayrıca iblislerin ruh taşını kırabilmemiz için Hellforge'a ihtiyacımız olduğu gibi Hephaestus'un çekici de lazım. Hephaestus'u alt ettikten sonra Mephisto'nun ruh taşını kırıyoruz ve onu karanlık çukura yolluyoruz. Sırada Diablo var. Bir an evvel Diablo ile yüzleşmeliyiz ve onun da ruh taşını aynı şekilde kırmalıyız. Ancak bir iblis generalini kendi aleminde bulmak ve alt etmek öyle kolay iş değil. Öncelikle cehennemin alev nehrini geçip terörün alemine giriş yapmamız gerekiyor. Buradan da kaosun sığınağına gitmeliyiz. Bu arada alev nehri, cehennemin alemlerini birbirinden ayıran bir sınır gibi düşünebiliriz. Zorlu bir mücadelenin ve serüvenin ardından kan akan nehirleri aşıp terörün baş iblisini tahtında yakalıyoruz. Ve yine hiç kolay olmayan amansız bir mücadelenin ardından terörün baş iblisi Diablo'yu kendi aleminde alt ediyoruz ve ruh taşını ele geçiriyoruz. Ve yine vakit kaybetmeden Hellforge'a gidip Diablo'nun ruh taşını kırıyoruz. Bu olay Diablo evreninin hikayesinde bomba etkisi yaratan bir dönüm noktasıdır. İblislerin ve meleklerin gerçek mirasının, asıl gücünü ortaya koyan ve Nephilim'in kapasitesini gösteren bir olgu olarak tarihe geçiyor. Ancak Tristram'da başlayan ve terörün aleminde son bulan kovalamaca sona ermiyor. Çünkü üçlülerden biri ortalarda yok ve nerede olduğu da bilinmiyor henüz. Bu ara bir detay bilgi daha vermek istiyorum. Mephisto, Diablo ve sonrasında Baal için yapılan, daha doğrusu kahramanlar olarak yaptığımız bu kovalamaca benzeri av, ki av kelimesini bilerek seçiyorum, Diablo tarihçelerinde üçlünün avı olarak geçer. Bu üç büyük kardeş Diablo lore'unda hep üçlü olarak anılır. Dediğim gibi avımız sona ermedi, üçlünün sonuncusu olan Baal'ı bulmalı ve öldürmeliyiz. Ancak bu olay Diablo 2 oyununda değil de üzerine gelen eklenti paketi olan Diablo 2 The Lord of Destruction'da gerçekleşecektir. Ki zaten eklenti paketinin de adı direkt Yıkımın Lordu anlamına gelmekte. Şimdi ise çok kısa bir ara olaydan bahsetmek istiyorum. Pek çok kişinin Heroes of the Storm oyunundan tanıdığı Demon Hunter Valla bu dönemde dünyaya geldi. Valla'nın lore'daki en önemli rolü ise Demon Hunter örgütünün kurucularından olması. Demon Hunter'ların amacı aslen Vizcaktar ile aynı diyebiliriz. Ancak büyücülerden çok iblis avladıkları için Vizcaktar'dan ayrılırlar. Hatta Diablo 2 Act 3'te gördüğümüz Natalya da ileride bu örgüte dahil olacaktır. Gelelim bahtsız karakterimiz Marius'a. Marius, Tyrael'ın ona verdiği görevini yerine getiremeden Kuras'tan kaçmıştı. Ne yapacağını bilemeden, nereye olduğunu umursamadan bu sefer batıya, yalnızca batıya doğru kaçtı. Tabi Baal'ın ruh taşı da elinde. Ancak Baal'ın ruh taşı sıradan, öyle kolay sahip olunup çantada taşıyabileceğin bir eşya değil. Zaman içerisinde Baal'ın iradesi ve gücü Marius'ı delirtmişti. Hatta bedensel olarak da yormuş, çok daha hızlı yaşlanmasına sebep olmuştu. Marius, Westmarch'ta yakalandı ve her ne yaptıysa da olanlara kimseye inandıramadı ve bir akıl hastanesine kapatıldı. Bir süreliğine de olsa huzur bulmuştu belki ama Baal gibi bir baş iblis iradesinin bir parçasını bırakma niyetinde değildi. Marius'un nerede olduğunu öğrendi ve hızlıca kendisine bir ziyaret düzenledi. Artık Marius'un deliliğinden mi yoksa Baal'ın akıl oyunları mı bilinmez ama Marius gelen kişiyi Tyrael sandı ve bütün yaşadıklarını anlattı. Aslında gelen kişi Baal'dı ve ruh taşının peşindeydi. Tyrael'dan özürler dilerken Marius ruh taşını Baal'a sundu. Baal olduğunu anladığında çok geçti ki daha önce Baal olduğunu bilse de pek bir şey yapabilecek gücü de yoktu. Baal ruh taşını ele geçirdi ve yıkımın baş iblisine yakışır bir şekilde bölgeyi terk etti. Baal'a verilen görev ise kuzeyde Arayat dağındaydı. Anu'nun gözü, yani dünyalar taşını bulacaktı ve kontrolü altına alacaktı. Bölge ise meşhur barbar klanı tarafından korunmaktaydı. Baal'ın acımasız yıkımı karşısında barbarlar kahramanca direniyorlardı. Barbarlar ölümlerinin hiçbir anlamı yokmuş gibi saldırıyorlar, hayatları pahasına iblislere karşı koyuyorlardı. Çünkü neyi koruduklarını biliyor ve kendileri yok olsa bile kadimlerin Baal'a geçit vermeyeceklerinden de emindi.
Ancak ihanet hep içeriden gelir. Bu sefer naif bir ihanet gibi görünse de Nihlatak kendi öz klanına ihanet eder ve dağın koruyucusu olan 3 kadim ile dövüşmeden bağlı dünyalar taşına geçirecek olan kapının anahtarını, kadimlerin kutsal emanetini Baal'a teslim eder. Karşılığında ise Baal kalan barbarlara merhamet edecek ve yaşamalarına müsaade edecekti. Nihlatak bir anlık zayıflığına yenik düştüğünün farkındaydı ve Baal'ın sözünü hiçbir zaman tutmayacağını da sonradan idrak etmişti ama artık çok geçti. Baal dünyalar taşına ulaşmış ve yozlaştırmaya başlamıştı bile. Ve Harogat köyünü de rahat bırakmıyordu. Hatta onlara direkt saldırıp öldürmüyor, hayatları üzerine oyun oynuyor ve dalga geçiyordu. Baal'ın bağışlayacağını vaat ettiği kasabanın adı Harogat'tı. Ancak belirttiğim gibi Baal'ın pek öyle bir niyeti yok. Kasabanın kurtuluşu biz kahramanlar sayesinde olacaktı. Tyrael ve Deckard Cain ile birlikte bölgeye gelişimizin ardından hemen harekete geçiyoruz ve kasabanın üzerine bir kabus gibi çökmüş olan cehennemin yıkım ordusunu, ki adını yıkımın baş iblisi olan Baal'dan alır, geri püskürterek hedefimiz olan Baal'a doğru ilerliyoruz. Tabi bu süreçte bir takım dokunaklı olaylar da yaşıyoruz. Az önce bahsettiğimiz Nihlatak ile yüzleşiyoruz, onun ihanetini ortaya çıkartıyoruz. Areyat Dağı'na girebilmek için kadimlerle dövüşüyoruz. Ki biz kahramanlar da Nephilim olduğumuz için kadim Nephilimler ile bu şartlar altında karşılaşmak epey duygusaldı. Ve Baal'ı Dünyalar Taşı'nın olduğu yerde Areyat Dağı'nın merkezinde buluyoruz. Ancak manzara hiç iyi değil. Baal, Ruh Taşı'ndaki iradesine tam olarak sahip olmuş ve Dünyalar Taşı kurtarılamayacak şekilde yozlaştırılmıştı. Tyrael gelir ve olaya el atar. Melek ve şeytanlar arasındaki evrenin kuruluşundan bu yana uğruna savaştıkları şeyi yok etmek zorundadır. Çok kolay bir karar değildi elbet ama bulunduğumuz evrende de bunu yapabilecek iradeye, kudrete sahip olan tek kişi Tyrael'ıydı. Ve yapması gerekeni yaptı. Anu'nun gözü olan Dünyalar Taşı'nı yok etti. Yaşanan patlama sırasında Areyat Dağı paramparça oldu. Baal'a ise ne olduğunu aslında tam olarak bilmiyoruz. Evet, sahip olduğu beden yok oldu ancak iradesine ne oldu, nereye gitti, bu soruların net bir cevabı yok. Deckard Cain'in dediğine göre ise Karanlık Çukur'da kardeşlerine katıldı. Böylelikle oyun dünyasının tarihine adını altın harflerle yazdırmış olan Diablo 2 ve Diablo 2 Lord of Destruction oyunlarının hikayesinin sonuna geliyoruz. Başarılarının ardından kahramanlar evlerine ve sevdiklerinin yanına bir parça huzur bulmaya dönerken Deckard Cain artık kendisine anlatılan hikayelerin peri masalı olmadığını iyice anlamıştı. Ve Dünyalar Taşı yok olduğundan Sanctuary'nin bir koruma kalkanının da kalmadığının farkındaydı. Evet, dünyamızın kapıları artık hem cennet hem de cehennem için net bir şekilde açıktı. Deckard Cain ise zaman kaybetmeden neler yapılabilirin peşine düştü. Bir sonraki videoda Diablo 3'ün hikayesine giriş yapacağız. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın ve takipte kalın.